Değerli yurttaşlarım, Zafer Partisi Atatürk ve silah arkadaşları tarafından İstiklal Harbimiz sonrasında 1924 Anayasası zemininde milli, üniter ve laik bir devlet olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve ilkeleri zemininde 21. yüzyılda taşımanın mücadelesini vermektedir. 1921 Anayasası'ndan hareket edelim söyleminin arkasına sığınanlar, kurtuluşa evet, kuruluşa hayır diyerek Atatürk'ün devletimizi yanlış kurduğunu iddia etmektedirler. 1921 Anayasası'na sığınanların bazıları devleti Türk milletinin elinden alarak etnik gruplar ve mezhepler arasında paylaştırmak istiyorlar. Diğerleri ise Türk devletini Türk milletinin elinden alarak Allah adına hükmettiğini iddia edenlere vermek istiyorlar. Zafer Partisi ise kayıtsız şartsız Atatürk çizgisini, yani milli, üniter ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ni savunuyor. Zafer Partisi, AK Parti'nin 21 yıllık iktidarı döneminde tarikat ve cemaatlere peşkeş çekilen, devlet kültürü ve kurumları tahrip edilen devletimizin kuruluş ilkeleri zemininde yeniden inşasını gerektiğini savunuyor. Son 21 yılda devlet kurumları tarikat ve cemaatler arasında paylaştırıldı. Devlet imkanları ve Türk milletinin kıt kaynakları bu çıkar gruplarına peşkeş çekildi. Başta Türk ordusu, polis ve yargı olmak üzere devlet kurumlarının gelenekleri tahrip edildi. Liyakat ilkesinin yerini iktidara biat aldı. Şeyhlere, cemaat liderlerine biat aldı. Devletin temeli olması gereken adalet, cemaat ve tarikatların Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine sadık asker ve sivil yurttaşları terörize etmesinin basit bir aracı oldu. Ukrayna'dan Tayvan'a bütün dünyada yayılan dev bir alanda savaş rüzgarlarının estiği bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin hızla toparlanmaya ve yeniden inşaya ihtiyacı var. Bu yeniden inşanın hızlı, kararlı ve kesin adımlarla atılması gerekiyor. 13 milyon sığınmacının ülkelerine dönmesi bir yıl içinde tamamlanacak. Bu tarihin en büyük geri dönüş sürecinin örgütlenmesi olacak. Anadolu Kalesi projesi. Tarikat ve cemaatlerin bürokraside kurduğu egemenliğe son vereceğiz. Devlet ve millet ortak kabul etmez, vasiye ihtiyaç duymaz. Askeri vesayeti kaldıracağız sloganıyla yola çıkan AK Parti, bürokrasiyi sözde şeyhler ve şıkların eline teslim etti. Bunlardan birisi FETÖ, 15 Temmuz'da devletin geri kalanını da ele geçirmek için darbe yaptı. Yüzlerce insanımız öldü. Bu cemaat ve tarikatların bürokrasiyi gasp etmelerine son vereceğiz. Küresel ısınma, salgınlar, savaşlar ve kötü tarım politikaları neticesinde ülkemiz kıtlık tehdidiyle karşı karşıya. Bu tehdidin aşılması için stratejik bir alan olan tarımın keyfi yönetimine, çıkar çevrelerinin Türk halkının boğazını adeta kesmesine dayanan politikalarına son vereceğiz. Ülkemizi hızla kendisine yeten konumuna getireceğiz. Son 20 yılda adım adım çöken eğitim sistemimizi köklü bir reform programıyla gelişmiş ülkelerle rekabet eder hale getireceğiz. Mafyanın devlet ve toplum üzerindeki etkisini en sert ve kesin uygulamalarla tasfiye edeceğiz. 20 yıl önce dünyanın 16. büyük ekonomisi olan Türk ekonomisi bugün 21. sıraya geriledi. AK Parti 2023 seçimlerine giderken benzeri görülmemiş bir seçim ekonomisi uygulayarak seçim sonrasında ekonomik krizi ekonomik felakete dönüştürecek zemini oluşturdu bile. Ekonomik krizin aşılması için etkili ve hızlı bir karar alıcı sürecine ve Zafer Partisi'nin temsil ettiği sürdürülebilir planlı kalkınma ekonomisine ihtiyaç var. Biz bundan dolayı 2023 seçimlerinden sonra ilk 5 yılda Cumhurbaşkanlığı sisteminin adım adım kaldırılmasını savunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı sisteminin hızlı karar alma imkanı veren özelliklerini yıkımı kaldırmak, AKP'nin yaptığı yıkımı kaldırmak ve devleti onarmak için değerlendirecek. Eş zamanlı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gasp edilen haklarını iade ederken Başbakanlık ve Bakanlık Bürokrasi tekrar oluşturacağız. Yargının bağımsızlaştırılması sürecini kararlılıkla gerçekleştireceğiz. Ve parlamenter demokrasiye 2028 seçimlerinde geçeceğiz. Değerli Türk milleti, Türk devletini büyük Türk milletine geri vereceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.